Şimdi bu arkadaşlar senin de söylediğin gibi hepsi özellikle yabancı Amerikalı oyuncular hepsi ülkelerine döndüler. Tekrar bunlar 15 günlük karantina sürecine girecekler mi? Girerlerse biliyorsunuz bunların tekrar antrenman başlama süreçleri ister istemez bir iki hafta daha ileriye atılmış oluyor. Böyle tarihleri ileriye ata ata dediğim gibi bu sefer bazı olabilecek potansiyelden de uzaklaşıyoruz. Yani o yüzden dediğim gibi bu arkadaşların 20 Mayıs'a kadar biliyorsunuz hani yurt dışı uçuşları ertelendi. Şimdi bu arkadaşlar ondan sonra tekrar gelip 2 hafta karantinası dediğin zaman Haziran'ın 5'ine geliyor ancak bu arkadaşların antrenman yapabilme ihtimalini hani başlaması. Daha sonra liglerin ne zaman biteceği playofflar derken yani bütün yaz biraz şey olmuş olacak. Ne derler? Karışık bir Kaybolmuş süreç. olacak. Bu Evet. arkadaşlar sonra bu arkadaşlar yazın ne kadar dinlenebilecek? Ertesi yılın hazırlıkları olacak. Yani dediğim gibi yavaş yavaş bazı ciddi anlamda da tedbirleri almamız gerektiğine inanan bir insanım ben. 2 hafta çok iyimser bir rakam. Yani ben sporcu arkadaşlarımıza da konuşuyoruz. Ben yani daha önce spor yapmış birisiyim. 2 ay basketboldan uzak olmuş bir insanın 2 haftada bir şeyleri toparlayabilmeksi bence biraz Hele bir de dediğim gibi yoğun yani çok takvime iyimser girecek değil davranmış. mi? Hele bir de yoğun sıkıştırılmış takvime girecek sonrasında. Kesinlikle yani burada hem kulüplerimiz hem de en önemlisi yani bu işi kaliteli yapan sporcuları da düşünmemiz gerekiyor. Yani 2 hafta dediğim gibi çok iyimser düşünmüş Jordi ama bence minimum 3 hafta ve yaklaşık bir aya yakın bir süreç verilmesi gerektiğine inanan bir insanım ben. Biz Mayıs oyununu beklemeyiz. Onu şey yapmak istedim ya. Anladım. Biz Mayıs'ın ilk haftası bu işin olup ya da olmayacağını bütün kamuoyuyla paylaşırız diye Paylaşırız. düşünüyorum. Dünyanın küçüleceği bir ekonomide spor ekonomisi de çok küçülecektir. Ve bizim burada benim öngörüm 1-2 ayı kurtarmak mı bizim ana hedefimiz olması gerekir yoksa önümüzdeki birkaç yılın garantisini alıp bu sene bu yaz alacağımız sağlıklı kararlarla mı bunu bence konuşmamız gerekir. Çünkü dediğim gibi bu süreç ister istemez bütün dünyayı etkilediği sürece futbolu da, basketbolu da, voleybolu da diğer bütün branşları da Evet. etkileyecektir. Çünkü biz burada tamam belki sporun bütün birleştirici paydaşlarını kullanmak istiyoruz ülkemizin toplumlanması açısından. Ama dediğim gibi bu süreçler çok kolay olmayacak. Biz başlatmak istesek bile zaten belli bir süreci seyircisiz oynatmaya Zorundayız, ilk evet. düşüncemiz olacak. Aynen. Tabii bu süreçlerde gene ister istemez Bilet geliri ortadan kulüplerimizin kalkıyor, evet. bazı kulüplerimizin tabii ki bu konuda rahatsızlıkları oluyor. Hani seyirci anlamında ya da sponsorluk anlamında. Şimdi Doğru. bunların da bir daralacağı bir süreç var. Yani bence bana göre İsmail bütün dünyanın şu an veremediği kararlardan bir tanesi budur. Ama Evet. ben hep bu işlere geldiğimizden beri hep önümüzdeki yılların planlarını yapmak isteyen bir insan olmuşumdur. Hep günü kurtaran bir insan değil, önümüzdeki yıllara yönelik yatırımlar yapmak isteyen bir insan olmuşumdur. Şimdi bu yaşadığımız süreçte de bu 2 ay tabii ki de kaybımız olacak mı? Olacak. Bizim de oluyor federasyon olarak. Evet. Ama buradaki kaybedeceğimiz çünkü biz ligin hemen hemen %75'ini oynadık diyebiliriz. Ama Evet. önümüzdeki birkaç yılı bu yaz sağlam adımlar atmazsak gerçekten özellikle basketbol hani futbola nazaran biraz daha sponsorluk anlamında daha küçük rakamlar konuşuluyor. Bunların da daha da küçüldüğünü göz önünde bulundurursak bizi gerçekten önümüzdeki yılda çok zorlu bir dönem bekliyor diyebiliriz.